Bayağı sıcak. Şöyle yaptığım zaman bakın görüyorsunuz nasıl kat kat oldu. Bunu sadece kahvaltıda vallahi çok güzel oldu ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Tadını söyle kızım, sen söyle bu sefer. Söyle, tezgahıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tadını sen koy tezgahından. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün KFC için bir tarifimiz daha olacak. KFC restoranlarında KFC'nin bu aldığınız menülerin yanında verilen bisküvit diye geçenler var ya. KFC biskot mu, bisküt mü? Neyse artık adı. Onu yapacağız arkadaşlar. Malzeme listesini veriyorum bu KFC bisküvit için. 2 su bardağı un arkadaşlar. Yani bu biraz hassas bir tarif olduğu için normalde ben pek fazla malzeme tarifi verme alışkanlığım yok. Bu yüzden de bütün bizim takipçi arkadaşlarımız çok şikayetçi bu konudan. Ama bu biraz hassas bir tarif olduğu için bunun hepsini tek tek söylemem lazım. 2 su bardağı un kullanıyoruz. 1 paket ya da 2 paket kabartma tozu. O şey yani bir paketten fazla kullanıyorum. Ama 2 paketi de fazla gördüğüm için 2 paket koymuyorum. Öyle söyleyeyim. Malzeme listesini aşağı yazacağım zaten. Bir çorba kaşığı kadar, bir yemek kaşığı kadar şeker kullanacağım. Aşağı yukarı 150 gram tereyağı. Bir çay kaşığı tuz. Bir su bardağı da butter milk diye. Bir saniye kızım. Bir su bardağı da butter milk kullanmamız lazım. Normalde Türkiye'de butter milk satılmıyor. O yüzden ben mesela bir bardak sütün içine biraz limon koydum. Hani kendim biraz ona benzetmeye çalıştım ama kefir kullanan var. Ayran kullanan var. Biz süt de kullanabilirsiniz. Yani sadece süt de kullanabilirsiniz ama ben sütle limonu karıştırdığımda en güzel sonucu öyle alıyorum. Bir de bunların dışında sirke kullanıyorum arkadaşlar. Ya ben genelde bütün yaptığım yemeklerde sirke kullanmayı seviyorum. Bunu karıştırırken anlatayım. Şimdi şöyle bir kabın içine 2 su bardağı unu ekliyorum en başta. Dur kızım bir saniye. Bir saniye bekle. Sirke öyle bir şey ki arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Yaptığınız bütün unlarda, kızartmalarda sirke çıtır yapar arkadaşlar. Yoğurt yumuşatır. Un da sertleştirir. Yani katılaştırır, kıvam verir. Şimdi 2 su bardağı unu koyduk. 1 su bardağı sütü, işte bir yemek kaşığı kadar limon koydum üstüne. Bunları böyle karıştırıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bunları yavaş yavaş karıştırırken Ben de biraz çok fazla karıştırmadan bunun içine hemen tereyağını karıştıracağım. Ben mesela yaklaşık olarak 50 gram da margarin koyuyorum arkadaşlar. Yani 100 gram tereyağı, 50 gram da margarin koyuyorum. Şimdi çok fazla elimi kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü elimin ısısıyla tereyağı ve margarin çok fazla erimesin istiyorum. Ama en son mecbur yine bir şekilde elimi kullanmaya başlayacağım. Önce sütü, unu ve yağ birbirine eridikten sonra kalan malzemeleri atacağım. O önemli. Özellikle hatta kabartma tozunu en son atmaya çalışacağım. Bir dakika. Şimdi bir çay kaşığı tuzu ilave ediyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Baba şimdi ben de elimle yapmak istiyorum. Niye ben elimle yapmıyorum? Bir paket kabartma tozunu da üstüne ekliyorum arkadaşlar. Şimdi olur mu? Şimdi olur mu? Arkadaşlar malzeme şöyle birazcık yani çok aşırı derecede sert değil, çok cıvık da değil. Bu kıvamdayken bundan alıyorum. Bu şekildeyken şimdi bunu kaptan alacağım arkadaşlar. Şöyle tezgahımı açıyorum.
Şöyle biraz un serpeceğim. Daha sonra yaptığım şey şu arkadaşlar. Unu çok fazla, yani çok fazla ellemeden, çok fazla hırpalamadan, yormadan şunu böyle bu şekilde açıyorum. Sonra ikiye katlıyorum. Aynı şeyleri bir iki defa tekrarlıyorum. Bu sırada bunu kabın içinden çıkardıktan sonra ara ara şöyle biraz kabartma tozu atıyorum. Bunu tekrar, aynı hareketi tekrar yapıyorum. Bunu defalarca böyle yaptıktan sonra çok fazla hamurla içli dışlı olmuyoruz. Çok samimiyete gerek yok. Ondan sonra bunu ben aşağı yukarı 1 santim kalınlığına getireceğim. Şöyle elinizle yayabilirsiniz. Merdaneye falan gerek yok. Şöyle ben bunu uzatabildiğim kadar uzatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bu şekilde hazırladıktan sonra bir su bardağı yardımıyla, dur ilkini ben yapayım kızım. Şöyle bastırıyorsunuz iyice. Bir dakika kızım. Sonra bu çıkan malzemeyi olduğu gibi tepsiye koyuyoruz. Kızım orayı niye yaptın? Bekle dur. Dur. Ama öyle olunca güzel olmaz ki kızım. Bekle. Dur. Sen yap, ben o zaman koyayım. Tamam dur. Al. Çok sıkma, tamam mı kızım? Şimdi bunları aslında ikinci bir defa hallediğiniz zaman arkadaşlar bu biraz sıkıntıya giren bir malzeme. O yüzden çok fazla ellemeden şunu şöyle katlıyoruz. Bakın arkadaşlar, ilk koyduklarımla son koyduklarım arasında muhakkak fark olacaktır. Bunları bu şekilde fırına atacağım. Şöyle göstereyim. Bayağı bir bisküvitimiz çıktı. Öyle bir malzeme çıkacak ki nasıl çıktığına inanamayacaksınız. Şimdi bunu aşağı yukarı 200 derecelik fırında 10-15 dakika beklettikten sonra tarifimiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar, bisküvilerimiz hazır. Görüntüsü çok güzel. Bakın şöyle hemen göstereyim. Bu kabartma tozunun bir de yani çok fazla sıcak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence herkesin yapmasını tavsiye ederim. Bu KFC çıtır tavukların yanında gelen bu bisküvit, bu kova kova çıtır tavuklarla gelen bisküvit ekmekler, bunlar onun aynısı oldu arkadaşlar. Bayağı sıcak. Şöyle yaptığım zaman bakın görüyorsunuz nasıl kat kat oldu. Sirke her zaman bir şeyi iyice kıtırlaştırır arkadaşlar. Bu arada hakikaten şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. O açtığınız ekmeğin aynısı. Birazdan ben çıtır tavuk da yapacağım. Daha önceden çıtır tavuk tarifi vermiştik. Bu sefer bunun güncel versiyonunu çekeceğim. Güncel versiyonunu çekiyorum şu an. Onunla birlikte beraber sunum yapacağım inşallah. Ama gerçekten çok lezzetli oldu. Bunu nasıl tüketiyorlar? İçine tereyağı koyuyorlar. Ama en çok şu an bizim Türkiye'de bilindiği şeyle en çok fast food restoranlarında çok tüketiliyor. Şöyle bir tadına bakayım sizin için. Şöyle. Bakın arkadaşlar, hemen kırılıyor. Bu ekmeğin özelliği bu. Hemen çabucak kırılması. Yani yemin etsem olur mu bilmiyorum ama gerçekten KFC restoranlarında yediğiniz bisküvit ekmeğin aynısı oldu. Çok da güzel oldu. Bunu sadece kahvaltı, vallahi çok güzel oldu ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Umarım yaparsınız. Mutlaka yapın. Tavsiye ediyorum. İnşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.